Neredeyse 12-13 yıl oluyor. Değişmiş tabii. İnanmıyorum. Bunlar hala burada duruyorlar. Bunları babam yapardı biliyor musun? Ben de ona yardım ederdim. Burada olduklarına hala inanamıyorum. Onlar burada ama... Babam gideli çok oldu. Ay. Çağlıcığım. Hoş geldin. Güzel kızım. Hoş bulduk Selda teyzeciğim. Nasılsın hayatım? Pek iyi değilim Selda teyzeciğim. Burak'a bütün gün ulaşamadım. Telefonu kapalı. Ama kulübe gitti o sabah hayatım. Ben zaten kulüpten geliyorum. Oraya da hiç uğramamış bugün. Öyle mi? Hiç haberim yok. Ben de merak ettim bak şimdi. Burak'ın bu son zamanki sorumsuz davranışları artık çok olmaya başladı. Ben gerçekten çok üzülüyorum artık. Güzel kızım sen sakın kendini üzme. Eminim geçerli bir sebebi vardır. Daha bu hafta işe başladı biliyorsun. Yeni yeni sorumluluk alıyor. Hayatında ilk defa çalışacak. Kolay değil. Ya ben ona zaten anlayış gösteriyorum ama bütün gün telefonuna ulaşılamıyor olmasını anlayamıyorum. Haklısın hayatım ama eminim geçerli bir sebebi vardır demin söylediğim gibi. Şarjı bitmiştir, işle ilgilidir. Çağla Hanım, hoş geldiniz. Bir şey alır mıydınız? Ben bir orta Türk kahvesi alayım. Tabii. Ay Şükrancığım, ben de alayım o kahveden. Şöyle gelinimle karşılıklı içelim. Tabii Selda Hanım. Ama Aslı bence gerçekten senden çok hoşlanıyor. Yani sen numara yapıyor olsan bile o yapıyor olamaz. O kadar belli ki. Yoksa sen bunun farkında değil misin? Bu olabilir mi? Aslı gerçekten benden hoşlanıyor olabilir mi? Şu ana kadar nasıl fark edemedim ya?